Evet kıymetli arkadaşlar, kıymetli dostlar. Normalde sizlerle maç önü canlı yayınlarında görüşürüz. Ve maç önü canlı yayınlarında ben açıklamam gereken her şeyi açıklarım. Orada bir şeyleri karara bağlarız karar masası olarak. Ancak bugün maç önü farklı bir şey yapacağım. Maç önü canlı yayın yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü etkisi biraz düşük oluyor. Bir de tabii farklı bir sebebim daha var. Ee, ama öncesinde bazı şeyleri konuşacağım. Ee, tabii maç ön devre arasında ve maç sonu canlı yayınında elbette ki buluşuruz. Yani Fenerbahçe Opet Beşiktaş maçı dün ertelenmişti. Ee, çeşitli şeylerden dolayı. Dün de hani sahaya yanıcı, patlayıcı maddeler atılması sonucunda durdurulmuştu Fenerbahçe Opet'te Beşiktaş arasındaki FIBA Kadınlar Süper Kupa maçı ve kaldığı yerden devam etti. Fenerbahçe'nin de galibiyetiyle Fenerbahçe'nin e, kupayı kazanmasıyla sonuçlandı diyelim arkadaşlar. Herhangi bir farklı bir şey çıkmazsa son anda. Yani Fenerbahçe e, hayırlı olsun yeni kupası. Dünden beri yorumlarda görüyorum işte maç ertelendi yazıyorum. Ya arkadaş şöyle böyle falan filan diye. Neyse ben bugüne özel dönelim. Şimdi Fenerbahçe Twente maçına dair bazı şeyler. 10 tane şifre ve e, ilginç şeyler var arkadaşlar. Yani kadroda tuhaflıklar var onları da hemen söyleyeyim. Şimdi UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında deplasmanda Hollanda'nın Twente takımıyla karşı karşıya geliyoruz. Ve bu maç hani tabii ki de ölüm kalım maçı değil. Ancak kazanmamız halinde Fenerbahçe için mükemmel bir sonuca sebep olabilecek bir karşılaşma. Her yönüyle mükemmel sonuca. Şimdi bazı şifreler var maçta. Fenerbahçe oynadığı, oynadığı son 4 maçın 3'ünü kaybetti Twente. 2009-2010'da sadece yenilmiştik. 7 maçta sadece bir gol yedi. Hollanda takımlarla oynadı. Son 7 Avrupa maçının 6'sını kazanan bir Fenerbahçe var. Bir de beraberlik var. Ve sadece bir gol yiyen bir Fenerbahçe var. Bu galibiyetlerden 3'ünü zaten Twente karşısında aldı. Ve kulüp tarihinde hiçbir rakibini 4 artı kez mağlup edemedi diyor. İnşallah bugün ilk olacak. Dikkat çeken rakam Avrupa Kupalarında önerilen aşamalarından çıktığı son 15 iç saha maçının sadece ikisini kaybetmişti. Twente. 7 galibiyet 6 beraberlik. Bu mağlubiyetlerden birini son karşılaşmada Helsingborg IF'den almış Aralık 2012 diyor. Şimdi deplasmanda oynadığı son 6 Avrupa Kupası maçının 4'ünü Fenerbahçe kaybetmiş, 2 galibiyet, 4 mağlubiyet almış. Daha önceki 16 dış saha karşılaşmalarında aldığı mağlubiyet sayısını geride bıraktı diyor. Avrupa Kupalarında çıktığı son 5 maçın hiçbirini kazanamamış Twente. 2 beraberlik 3 mağlubiyet almış. Fenerbahçe'ye rakip olduğu 2 karşılaşmayı da toplam 6 gol yiyerek kaybetmiş. Ee, hani daha nelerini söyleyelim ki? Yani bu kadar şifre yeter mi? Yetmez biraz daha söyleyelim. Fenerbahçe 2 de 2 peşinde. Yani Union Saint-Gilloise'yi açılış maçında yendi ve <laughs> Avrupa Kupalarında gruplik aşamalarında 2 de 2 yaparak yaptığı tek sezon 2023-24 Konferans Ligi maçıydı diyor. E, onu da söyleyelim. Fenerbahçe Avrupa Avrupa Ligi'nin açılış haftasında galip gelen takımlar arasında Bodo glimt yani 28 defa Porto'ya ardından en fazla Şut izni veren ekipmiş. 15 kez Union Saint Julius'e şut izni vermiş. İlk maç haftasından puan çıkaran takımlar arasında Twente'den hani 7 kez Manchester'a şut hakkı tanımış. Daha az şut çeken tek ekip ise Roma'ydı diyor. Yani 7 kez şut çekmişler. Ee, şeye karşı, Manchester'a karşı. Ama Manchester'ı baz almayın. Twente kariyerinde ilk Avrupa Kupası golünü açılış haftasında Manchester United'da atan Sam Lammers Kulüp tarihinde forma gidiği ilk iki karşılaşmada fileleri havalandıran 3. oyuncu olmak istiyormuş. İnşallah olamaz. Ve 15 ikili mücadele kazanmış Bekao ilk maçta. UEFA Avrupa Ligi'nin açılış haftasında en yüksek sayıya ulaşan isim olmuş arkadaşlar biliyorsunuz. Bu da tabii ki de ayrı bir istatistik. Ve Mourinho da Hollanda takımlarına karşı son derece başarılı. Oynadığı 14 maçın 11'ini kazanmış. Bir beraberlik, iki mağlubiyeti var. Yani Gözde Morinyo'nun Hollanda takımlarına karşı şeyi de iyi. Ee, i̇ki yenilgisinde UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda almış. Feyenoord'da 1-0 yenilmiş Manchester United'la. Yine Roma ile Feyenoord'a 1-0 yenilmiş deplasmanda. Ama Feyenoord enteresan, değişik bir takım. Şimdi Fenerbahçe'ye Twente'li Yıldız için uyarı 3 oyuncu ciğeri var diyor. Yani Fenerbahçe'ye aman dikkat diyor. ELF Futbol yazarı Sander Berens Fenerbahçe'nin rakibi Twente'yi Fanatiye değerlendirmiş. Deneyimli gazeteci özellikle Twente'nin yıldız ismi hakkında çarpıcı ifadelerde bulunmuş. Ajax'tan da Feyenoord'tan da daha iyiler demiş arkadaşlar. Kritik karşılaşma öncesinde. Yani şu anda Twente iyi bir form yakaladı diyor. Bak buralara dikkat arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Transfer market verisine bakarak 5 atmamız lazım. 7 atmamız lazımcılar olabilir bende dahil. Yani Twente şu anda onlardan daha iyi. Son Nekbire'de maçında zorlandılar ve tek gol penaltıdan geldi. Geçtiğimiz hafta Manchester United deplasmanda üst seviye bir performans sergilediler. Maçı kazanabilirlerdi. 8. dakikada Lemers ile büyük bir şans yakalayıp kullanamadılar. 1-2 gol daha fazla atacak fırsatlar buldular. Twente United oranına daha efektif bir maç oynadı. Şu anda oyun olarak Ajax'tan da Feyenoord'tan da daha iyi olduklarını söyleyebilirim. Ayrıca çok iyi bir taraftara sahipler. Son düdüğe kadar hiç susmadan takımlarını destekliyorlar demiş. Fenerbahçe taraftarı için ayrılan biletlerin tamamı da zaten tükenmiş durumda. O takımı 4-3-3 dizilişini tercih ediyor ve son derece ofansif anlayışta oynuyor. Topa sahip olmak istiyorlar ve sürekli gol arıyorlar. Gerçekten izlemesi keyifli bir ekip. Sam Stein şu anda takımın yıldızı konumunda. Bakın Sam Stein şu anda takımın yıldızı konumunda. Şimdi ben bu ismi notuma aldım. Ayrıca yine ee, Lemurs ismi ee, yani rakipte tehlikeli isimlerden bir tanesi. Bu Sam Stein, e, şu anda takımın yıldızı konumunda. Dribbling yeteneği yüksek. Free kick ve penaltılar da çok iyi. O kadar enerjik ki sanki sahada 3 futbolcu yerine sahip. Sam Lammers gol yollarında etkili. Bak birisi Stein, diğeri Sam Lammers. Üçüncü isim ise arkadaşlar. Sabek, Bar, Van, Roj çok formda diyor. Ee, bu sabek hakkında. Hızlı ve teknik bir oyuncu. Ayrıca çok agresif. Ee, bunun dışında bir de kalecilerinden bahsediyor arkadaşlar. Kalecileri Las Unstall. Bu da Hollanda Ligi'nin en formda kalecisi konumunda şu anda diyor. Ee, yani bu dört isme karşı Fenerbahçe'ye dikkat etmesi lazım. Twente'nin en güçlü olan yönü hızlı hücumları. Kontra ataklarda çok iyiler. Kadrodaki birçok oyuncu gole yakın. Samsun'da bir orta saha olmasına rağmen 6 golle Hollanda liginin en skorer ismi. Sağ bek Van Roche ile sol bekler Salah Edniye ve Kupers da hücumu seviyor. Twente'nin e teknik bir takım olduğunu söyleyebiliriz diyor. Kulübede çeşitli isimleri var. Yani hem tecrübeli hem kaliteli oyunculara sahip takımın zayıf yönlerine gelirsek. Mental olarak güçlü değiller. İki stoper Hilgers ve Bruns hem genç hem de mental anlamda gelişmeye muhtaç isimler. Anladınız mı arkadaşlar? Merkezden delmek lazım. Orta saha oyuncular da fiziksel olarak küçük. Orta sahayı sert tutup ortadan delmek lazım. Mücadele anlamda bazen sorun yaşayabiliyorlar. de bu maç öncesinde eksik oyuncular sakatlıklar bulunan orta saha Sadilek ve 10 numara Yohannes Taha diyor ki Yohannes Taha zaten sezonu da kapattı. Öyle de bir oyuncu. Yani anladınız değil mi arkadaşlar? şifreleri inşallah çözdünüz. E şimdi Fenerbahçe'de sürprizler var. Yani muhtemel 11'lerde sürprizler var. E hatta şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'de 20 maçı öncesi şok olay 3 yıldız isim de yok. İşte detaylar. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bu maç öncesinde Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı var. Kadro dışı kaldı. Bir. O Samuel kart cezası kadro dışında kaldı. iki. Ancak e, TRT Spor'dan bugün saat 22'de yayınlanacak maç öncesinde Fenerbahçe'de bir eksiklik daha var. Aslında bu eksikliği nasıl dile getirecek Fenerbahçe bilmiyorum ama Maksime'nin ağrıları var. Yani üçüncü isim Maksime'nin Maximen'in oynamasını beklemiyoruz. Hani ağrıları var ama hani zorlar, iğneyle oynar bilmem ne yapar falan bir şey diyemem. Şimdi Fenerbahçe'nin bugün bu maçı kazanması için muhtemel 11'i de mevcut. Ee, sosyal medyadaki 11'i de mevcut. Ama Saint Maximen kesinlikle yedek başlayacak. Bendeki duyumlara göre. Ennesiri ve İrfancan Can Kahveci'ye dair ta ben geçenlerde bir duyum vermiştim. Sonra aynı duyumu sevgili Sercan Amzoğlu da verince dedim ki tamam sağlaması yapıldı. İrfancan Can ve Ennesiri kesin olarak ilk 11'de dedim. Şimdi arkadaşlar <laughs> şunu söyleyeyim. Şunu belirteyim. <laughs> ee, Fenerbahçe'nin bugün çıkması beklenen muhtemel 11'i. Kalede Livakovic. Hocam bunu zaten biliyoruz. Mert Müldür. Bekao Ciku Osterwolde. Ya buraya kadar herhalde hiçbir Allah'ın kulu. Hocam ben zaten bekliyordum bunu demez. Ya da şey beklemiyordum. Aa sürpriz oldu demez. Hani bu herkesin beklediği bir tandem. Orta sahada Amrabat ve Fred ikilisi yer alırken 10 da Şimanski yer alacak arkadaşlar. Tadic sol kanatta. İrfan Can Kahveci sağ kanatta. En nesiri Forvet'te yer alacak. Evet yanlış duymadınız. Yani hücum hattı solda Tadic eski yerine geçiyor. Sağda İrfan Can kreatif oyuncu. Forvet'te en nesiri 10 da Şimanski olacak. Yani durum bu olacak arkadaşlar. Beşiktaş'ı 79-63 mağlup eden kadın basketbol takımımız üst üste ikinci kez Avrupa Süper Kupası'nı kazanmış durumda arkadaşlar. Onu da hatırlatayım. E, araya tekrardan kaynamasın. Yani Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i bu şekilde. Ha, rakibin de muhtemel 11'i var. E, ben şu bu demek istemiyorum aslında. Hani çok da detaya girmek istemiyorum ama e, Twente dün bakmıştım aslında Twente Transfer Market diye. Şimdi rakibin 11'ini küçücük böyle hafif bir değerlendirecek olursak rakibin 11'i de gayet e, makul bir 11 ve konuşulan rakamlara bakılırsa enteresan bir 11. Şimdi rakibinde de muhtemel 11'ine baktığımız zaman Understal kalecileri e, muhtemelen o oyuncak 34 yaşındaki kaleci 1.98 boyunda. Biraz refleksleri zayıflayan bir kaleci arkadaşlar az sarı kart yiyen bir kaleci. Liglerinde 7 maçta 3 maçında yani 3 maçta kalesini gole kapatmış. Toplamda 8 maça çıkmış arkadaşlar. 3 maçta gole kapatıp gerisinde yemiş. Ama öyle bariz bir şey olayı yok. Ve Fenerbahçe'nin biraz daha yine geçen maçta da söylediğim gibi yerden şutlarına dikkat etmesi lazım. Sağ beklerinde Van Fanroş 23 yaşında 2 milyon euro piyasa değeri var arkadaşlar. Avrupa liginde bir maça çıkmış. Kendi liginde 7 e, maça çıkmış. 2 asisti var. Yani kendi liginde 2 asisti var ama herhangi bir sarı kartı falan yok. Demek ki biraz hırçın bir oyuncu değil. 8 maçta toplam 2 asisti olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Stoperlerinde Hilgers yine 23 yaşında dedim ya Endonezyalı oyuncu. Biraz e, tecrübesizliğini çok söylüyorlar. Bu sezon o da toplamda 9 maça çıkmış. 1 gol, 1 asisti var. 765 dakikada Boyu 1.85 arkadaşlar. Biraz e, yan toplarda zaafın olabileceğini düşünüyorum. Diğer stoper ise Max Max Bruns. Bruns da 21 yaşında Hollandalı. O da 1.83 boyunda. Hani ben muhtemelen 11'den bahsediyorum. Belki çıkacak 11 başka türlü olur ama 7 maça çıkmış. 556 dakika süre almış arkadaşlar. E, Avrupa Ligi'nde bir maçta bir sarı kart, e, Kendiliklerinde 6 maçta bir sarı kart görmüş isim. Sol beklerinde Ana Sele Salah Edniye var. Bu Edniye 1.81 boyunda 22 yaşında yine Hollandalı oyuncu. Bu arkadaş da yine atletik dinamizmli bir oyuncu. Liglerinde bir sarı kartı var ama 7 maçta bir gol bir asisti var. Şampiyonlar Ligi elemesine gitmiş bu takım. 2 maçta golü asisti yok. Avrupa Ligi'nde yine yok. Muhtemelen dribbling özelliğine sahip. Ön liberodan geçme bir oyuncu. Yani muhtemelen demeyim ön libero'dan geçme bir oyuncu biraz hızına, süratine ve ileri çıkışlarına dikkat etmek lazım. Şimdi merkez orta sahada Regier ismini oynatacağını düşünüyorum. 21 yaşında 3,5 milyon euro değere sahip futbolcu. Ligde 7 maçta bir asisti var, bir sarı kartı var. Şampiyonlar Ligi maçında bir maç ya da Avrupa Ligi maçında yine birer maç oynamış. O da sağ bekten ön libero'ya devşirme bir oyuncu. Ayaksın çeşitli alt yaş kategorilerinde oynayan oyuncu. Şimdi muhtemelen onun yanında Vlap'ı 10 numarada tercih edecek e, ya da ön libero gibi oynatacak düşüncesi var. Ya da 8 numara gibi. Vlap 1.90 boyunda 27 yaşında oyuncu arkadaşlar. Yani 1.90 boyunda 27 yaşında. Şu ana kadar sadece Şampiyonlar Ligi elemesinde 2 maçta 1 gol katkısı ve 1 sarı kartı var. Yani biraz şişen dönen topları alma derdinde. 10 numarada ya da orta sahanın diğer ismi olarak da Sam Stajin oynatacağını düşünüyoruz. 10 milyon euro piyasa değeri var. Yani ne yapıp edip ona kadroda yer ayıracaktır diye düşünüyoruz. 7 lig maçında 6 gol 1 asisti var. Yani takımın en tehlikeli isimlerinden biri. 2 şampiyonlar lig elemesinde de 1 golü var. Ee, baktığınız zaman total olarak e, yani 10 maçta 7 gol 1 asist olan bir oyuncudan bahsediyoruz. 731 dakika süre almış. Yani dikkat edilmesi gereken en has en halis oyunculardan birisi. Sağ kanatlarında Wolves Winkel oynatacağını düşünüyoruz. Santrafor olarak yani normalde forvet oyuncusu. Ama e, yani sağ ya da solda oynat solda oynatacak muhtemelen. Kanat oynama özelliğine sahip. 35 yaşında tecrübeli isim. 550 bin euro değeri var ama 35 yaşındaki tecrübesi var. Avrupa Ligi'nde bir maçta bir sarı kartı var. Kendi liginde 6 maçta 2 golü var. Şampiyonlar Ligi elemesinde 2 maçta 1 asisti var. Ama futbolcunun tecrübesinden, 35 yaş tecrübesinden yararlanmak isteyen, savunmayı gençlerden kuran Twente Ofansta da biraz daha tecrübe deniyor. Sağ kanatlarda Van Bergen oynayacak muhtemelen 25 yaşındaki oyuncu. Hani bir Avrupa Ligi maçında gol asisti yok. 7 lig maçında gol asisti yok. 2 Şampiyonlar Ligi maçında gol asisti yok. Baktığın zaman 10 maçı 574 dakikaya geçirmiş. Herhangi bir özelliği yok ama tehlikeli oyuncu diyor. Forvet'te Sam Lammers ismi 27 yaşında 1.91 boyunda oyuncu zaten en böyle beklentiye sahip oldukları isim. Avrupa Ligi'nde ilk maçta gollerini atan isim, yine sarı kartlı isim, liglerinde 7 maçta 3 gol 1 asistle oynayan isim. Ondan önce Şampiyonlar Ligi'nde de gol asist yapamayan isim. Hani açık söyleyeyim, herkes kendi takımını, futbolcusunu illaki över ama Fenerbahçe'nin de kreatif oyuncularla oynayacağını hatırlatayım arkadaşlar. Levent Mercan, Oğuz Aydın, Kostić, Bartu Elmaz ve Ryan Kent zaten Avrupa Ligi listesinde yer almayan 5 ismimiz. Artı Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı o de cezası var. 7 isim. Maxime'nin de ağrıları var. 8. isim. Yani bu şekilde bir sınava çıkacağız. Allah Fenerbahçe'nin yardımcısı olsun. Bir de bu maç öncesinde küçük bir şey daha belir belirteyim. Jadon Osterwald'e bugün Jadon Osterwald'e kariyer maçı oynaması lazım. Niye arkadaşlar? Hollanda milli takım yetkilileri bugün Twente-Fenerbahçe maçını izleyecekler. Ve Ronald Koeman'a e, rapor sunacaklar. Koeman'la telefonda görüştü arkadaşlar geçtiğimiz günlerde Osterwald'e ve gelecek planlarından bahsetti. Osterwold'e görüşmeden de çok memnun. Yakın markacı alınacak. Yani 2027'ye kadar sözleşmesi var. 13 milyon euroluk piyasa değeri var şimdilik. Bu sezon 12 maçta forma gidi 1109 dakika. Yani ligde ve Avrupa'da skor katkısı veremedi ancak Mourinho'nun vazgeçilmezler arasında yer alıyor. Çünkü stoperde ve sol bekte oynama özelliğine sahip isim. Durum bu arkadaşlar. Ben dediğim gibi maç önü canlı yayını yapmayacağım bu seferlik devre arasında telafi ederiz. Bir de diğer kanalımız Kadıköy Sokak Fenerbahçe'de. Sevgili kardeşimiz oradan yayın yapacak. Orayı izleyebilirsiniz. 15.200 oldu orası da. Orada hızla büyümeyi sürdürüyor. Devam ediyor ki orada da kardeşimiz videolar çekiyor. Sizler için arkadaşlar desteklerseniz sevinirim. Ayrıca gol vardı da son köşe yazım yayınlandı. Benim aktaracaklarım bu kadar. Maçın devre arasında ve maç sonu canlı yayında görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Ha şunu da söyleyeyim. Herhangi bir kavga, gürültü, kaos şu bu yok. Sadece bir tercih meselesi. E, Maksimenin oynatılıp oynatılmaması. Ama umarım Tadic solda çok daha iyi oynar da İrfan yedek kalması artık son bulur. En azından İrfancan Can, Oğuz Aydın izleriz. Çok enteresan tandemler görürüz. Maksimen de ben solda garantiyim nasıl olsa beni kesin oynatırlar düşüncesinden çıkar da biraz daha skora katkıda bulunur diye düşünüyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere.